kısmına bakacağız. Tarafsızız derken her konuda tarafsız değiliz. Koyu fanatik bir Galatasaraylıyız. Ama bütün Fenerbahçeli dostlarıma da selam ediyorum. Hak eden kazansın bu sene. Gol olursa haber verin arkadaşlar. Biz de merak ediyoruz yani sonuçta. Şimdi bu Dem Parti mevzusunda bir şeyler oldu bu hafta. Mektuplar yazıldı. Öcalan cümleleri kuruldu. Bu Kandil, yemin ediyorum, bizim siyasetimizin aktörlerinden biri haline geldi. Ya Öcalan oraya yazıyor, ya o buraya yazıyor, ya görüntü geliyor. Yalan yanlış montajlarla siyaset yapılıyor. Oldu bu iş. Korkunçtu. Korkunçtu. Özellikle bir siyasetçi olarak değerlendiremiyorum. Bu ülkenin cumhurbaşkanıydı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum. Çıktı. Yalan olduğunu, montaj olduğunu bildikleri halde bu görüntüleri izlettirdi. Yani Cumhurbaşkanlığı makamı açısından korkunç. Yoksa siyasetçi seçimi kazanmak için elinden gelen çabayı gösteriyor ama Cumhurbaşkanlığı makamı bizim için kıymetli. İşte forsu var, ne bileyim 5.000 yıllık tarihi var, bilmem kaç bin yıllık işte orada devletler var vesairesiyle ortada güneşi var Türkiye Cumhuriyeti. Biz önemsiyoruz. O makamın böyle şeyler oradan çıkması üzüntü vericiydi. Gelelim günümüze. Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş ikileminden bahsedeceğim. Şimdi Sayın Meral Danışbektaş ve Murat Çepne, evet bunlar aday gösterildi ama son güne kadar Başak Demirtaş konuşuldu. Ve bu ceneme içerisinde de yazılan, çizilenlere bakacak olursanız hala Selahattin Demirtaş ve terörist başı arasında bir gerginlik oldu. Hatta bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi oradaki cümlesi var önceki seçimlerde. Demirtaş işte Öcalan'a hesap verecek vesaire gibi cümleler kuruldu bu memlekette. Şimdi yaşanan şey bu mu? Dem içerisinde Selahattin Demirtaş isminin çokça gündeme gelmesi konusunda bazı çekinceler mi yaşanıyor? Acaba geri çekilmek bununla mı ilgili? Tartışılan konular bunlar. Ben bilmem. Ben konuşulanı aktarmakla yükümlüyüm efendim. Bakalım hanımefendiye. Meral Hanım kimdir sorusuna dair bir haberimiz var. Büyükşehir Belediyesi'ne eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak sorusu yanıt buldu. DEM Parti eş sözcüsü Ayşegül Doğan adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyurdu. Eş başkanlık sistemi uygulayan DEM Parti'nin seçim pusulasında yer alan adayı Meral Danış Beştaş olacak. Terörist senin babandır. Sensin. Başak Demirtaş'ın adaylıktan geri çekilmesinin ardından DEM Parti düşük profil aday gösterecek tartışmaları başlamıştı. Peki Meral Danış Beştaş kimdir? Neden aday gösterildi? Bize hakaret ettirmeyiz. Bize küfrettirmeyiz. Bizi ezmenize müsaade etmeyiz ve bunu asla sineye çekmeyiz. Beştaş Diyarbakır'da uzun yıllar avukatlık yaptı. Özellikle köye geri dönüş davalarında pek çok mağdur köylünün davasını üstlendi. Hukukçu kimliği öne çıksa da Kürt siyasal hareketinin içinde aktif bir isimdi. Kendisi 4 dönemdir mecliste. Bir önceki dönemde de HDP'nin grup başkan vekiliydi. Gel gel! Gel bakayım! Gel gel! Kimi korkutuyorsun sen? Sayın Beştaş, lütfen genel... Elinden gelse burada dövecek ya! Değerli hareketlere bak ya! Hareketlere bak! Sen beni tehdit edeceksin. Ben burada susacağım öyle mi? Düşük profil tartışmaları yürütülse de mevcut aday havuzunda Beştaş en güçlü seçeneklerden biri. Beştaş'ın DEM Parti tabanı içinde karşılığı büyük. Tepeden gelen bir isim olmayışı Diyarbakır'da aktif siyaset içinde yer alması aday gösterilmesinin önünü açtı. Mecliste yaşanan tartışmalarda ana dil ve Demirtaş çıkışları seçmende olumlu etki yarattı. Demirtaş'ın tırnağı olamaz. Demirtaş'a kurban olsun. Demirtaş kim? Sen kim ya? Sen nasıl Demirtaş'ı ağzına alırsın? Kurban olana. DEM Parti içinde Demirtaş'a karşı olan bir grubun varlığı kulislerde konuşuluyor. Ancak Beştaş Demirtaş'a yakın olan isimlerin başını çekiyor. Hesap vereceksiniz, istifa edin. Bu inanılmaz insanlık dışı faaliyetleri hiç yüzleri kızarmadan anlatıyorlar.
Beştaş Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İnsan Hakları Derneği'nde 3 dönem yöneticilik yaptı. Bölgede yaşanan hak ihlali davalarını üstlendi. AİHM'e götürülen hak ihlali davalarında avukatlık yaptı. Nahide Opuz davasında aile içi şiddet konusunda Türkiye ilk kez mahkum edildi. Davanın başvurucu avukatı Beştaş'tı. 1999 yılında Almanya'da ise Weimar İnsan Hakları Ödülünü aldı. Hani insan hakları? Ben şimdi... HDP en son 2014'te aday gösterdi İstanbul'da. Sırrı Süreyya Önder'i aday gösteren HDP seçimlerde %4.8 oy almıştı. Genel seçimlerde parti oyu ise %10 civarındaydı. 2019'da parti aday çıkarmadı. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu desteklendi. Şimdi ise ortada daha farklı bir denklem var. Ve Meral Danış Beştaş bu denkleme etki edebilecek isimlerden biri. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Parti içinde güçlü bir karakter, yani öyle üfürükten bir aday değil demeye çalışıyor.